Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben Ali Güngör. Bugün sizler birlikte Samsung'un yeni akıllı telefonu Galaxy Note 7'yi kutusundan çıkartacağız. Evet, fiyatını, teknik özelliklerini inceleme öncesinde bir değerlendireceğiz. Bir de tasarımına bakacağız. Evet Ali, şimdi Note 6'yı bekleyen kullanıcılar vardı. Note 7 geldi. Neden böyle bir şey oldu? Şimdi Galaxy S çıktığı zaman Recep ilk kendi başına bir akıllı telefon. Evet. Daha sonra bir sene sonra Note çıktı. Aralarında bir yaş, bir nesil fark var. Doğru. Bu ikisi yan yana giden aileler her sene yeni bir Galaxy S serisinden telefon görüyor. Bir tane de not görüyoruz. Doğru. Ama bir anda bakıyorsun S7 ve S7 Edge varken Note 6 kafa karıştırıyordu. Sanki geçen senenin telefonu gibi zannediliyordu. Evet. Bu bağlamda Samsung pazarlama açısından bunu Note 6'ya atlayıp Note 7'ye getirmiş. Bunu bir jenerasyon yani nesil ismi olarak artık oturmuş durumda. Peki yeni Note 7 bize neler sunuyor? Şimdi çok büyük çok güzel yenilikler var. Her Note ile birlikte Samsung uzun yıllar biriktirdiği, geliştirdiği teknolojilerden bazılarının yeni Note'a entegre edildi. Evet. S7 e, ile S7 ile pek çok ortak özellik de var özellikle tasarım bazında baktığımız zaman ama benim dikkatimi çeken özellikle lansman videomuzu izleyen izleyicilerimizin de gördüğü bu seni gözünden tanıma özelliği var. Evet retina taraması mı yapıyordu Ali yoksa iris. Iris, iris taraması. taraması. Evet oradaki farkı söylemek önemli. Evet şimdi gözümüz parmak izimiz gibi kendimize özel şahsımıza özel bir şey evet. ama. Parmak izi biliyorsun filmlerde nasıl numaralar yapıyorlar üzerine plastik geçiriyorlar parmak izini işte çıkartıyorlar o tür olaylarda bir de bazı insanlarda hasar görmüşte olabiliyor Doğru. bazı temizlik kimyasalları da zarar veriyor iş kazası da olabilir parmağın ucunu okutamayan bazı kullanıcılar var ama göz daha evrensel daha geçerli gözünde de tabii ki sorun olabilir yine parmak izini kullanabilirsin yine şifreyi kullanabilirsin ama çoğu kullanıcı için geçerli bir güvenlik önlemi olarak göz tarama geldi bunun yanında daha önce çıkartılan o mikro SD kart slotu var. Vardı ya. Evet, hatırlıyorsun. Evet. Note 5'te yoktu. Bayağı bir tartışma olmuştu. Evet, tartışma olmuştu. Samsung o zaman demişti ki biz bu belleği çıkardık çünkü yavaş bellek takan kullanıcı mutsuz oluyordu. E, bunu herkese hızlı bellek takmasını öğretmek yerine bellek slotunu kaldırıp hafızayı genişlettik demişlerdi. Şimdi hem hafızayı genişletmişler hem microSD kart slotu koymuşlar. Böylece yeni bir karşımızda Note serisinden telefon var. Peki Note 7'nin fiyatı ne? Note 7'nin şu an Türkiye'de çıkış fiyatı 3599 TL resmi fiyat. Evet. Biz ona kabaca 3600 TL diyoruz sevgili izleyiciler. Çünkü malum biliyorsun o 99 TL'ler her zaman bir üst çikare yuvarlanıyor. Doğru. Samsung'un bir de kampanyası var. İstersen bundan da bahsedelim. Evet. Samsung'un bir Gear VR gözlüğü vardı. O gözlüğü yenilediler, bir üst sürüme geçirdiler, biraz daha açısını genişlettiler ve Note 7 ile birlikte artık o gözlüğü veriyorlar. Evet, ilk başta sadece ön sipariş verenlere verecekti gözlük fakat daha sonra kampanyada bir değişiklik olmuş. Bütün telefonu satın alan kullanıcılara Gear VR hediye edilecek. Bunu neden yaptılar? Bir strateji değişikliği oldu. Gear VR'ın bir tane VR mağazası var. VR mağazası üzerinde içerikte satılıyor sevgili izleyiciler. Kullanıcıları sanal gerçekliğe daha fazla çekmek, kullanıcılara daha fazla bunu yaygınlaştırmak uzun vadede Samsung'un yazılım ve hizmet tarafındaki gelirini artıracak. Yani VR'ı bir yaygınlaştıralım diye bir düşünce olmuş ve bence daha güzel olmuş. Çünkü e, eskiden 2000-2500 segmentindeki bu amiral gemisi telefonlar dolar kurunun değişimiyle birlikte günümüzde artık 3500-3600 hatta 4000 limitlerine gelmeye başladı. Evet. TL'nin değeri değişti. Bunu da böyle not düşelim ve yakından bakmaya geçelim istersen. Başlayalım hadi kutlan çıkartalım. Galaxy Note 7'nin kutusuna bakıyoruz. Samsung'un burada 64 GB'ı belirttiğini, yanda da rengi yer verdiğini belirtelim. Black Onyx denilen siyah model, bizim kutudan çıkartacağımız model. Şimdi ne yapıyoruz? Öncelikle şu şekilde içerisinden bir çekiyoruz. İkinci kutumuza ulaştık. Ardından buradan bu şekilde açtığımız zaman Note 7 karşımıza geliyor. Şurada çıkartmak için bir etiketimiz var. Bunu kenara alıyoruz. Diğer kutu içeriğine bakıyoruz. Burada bir tane iğnemiz var Recep. Bu iğne çok önemli. Çünkü sim kartı değiştirirken bunu kenara bastırmamız gerekecek. Bunun yanında tabii ki şarj cihazını görüyoruz. Kablosunu görüyoruz. Kulaklıkları görüyoruz yine kutu içerisinde ve de Kritik olan iki adet USB adaptörü görüyoruz. Bunlardan detaylı bir şekilde incelememize bahsedeceğiz. Yedek uçlar verilmiş. Bu kalemin ucunu, ESP'nin ucunu değiştirebiliyoruz. Hatta bizim Note 3 için yaptığımız burada da geçerli bir kalem ucu değiştirme rehberimiz bile varlayacak. Bunlar oldukça zengin bir kutu içeriği. Çünkü bu adaptörleri ayrıca almamıza gerek kalmıyor. Note 7'nin tasarımına baktığımızda eseri ve eseri elden çizgiler görüyoruz. Kesinlikle öyle kenarlarda bir yumuşama söz konusu. Kenarlar böyle kavisli tasarlanmış ama bir kenar değil iki kenar birden hem önden hem de arka taraftan kavisli tasarlanmış acı. Telefonu bu şekilde çevirdiğimiz zaman arka kısımda da elde artık daha yumuşak bir tutuş olduğunu görebiliyoruz. Bir de diğer dikkat çeken nokta telefonu hafifçe böyle oynattığımız zaman bak bir renk oynaması var. Evet. Bu Black Onyx dedikleri işte siyah onyx bir taş rengi özellikle bu üzerindeki deseni vurguluyor aslında. Yoksa temel olarak baktığın zaman e, düz erkek algısıyla siyah, beyaz, gümüş, altın renkleri var diye özetleyebiliriz ama bunların tonları güzel. Her birine tek tek bakmak gerekiyor. Merkezde kameramız, yanında diğer bileşenler var. Arka kısımda yazı açısından çok temiz, çok güzel bir tasarım var. Yani baktığımız zaman bir iş telefonu tasarımına uyuyor. Zaten bunu biraz daha detaylı bir şekilde incelememizi de tekrar değerlendireceğiz. Teknik özellikleri nedir Ece Şimdi Recep hem önde hem arkada yeni Gorilla Glass 5 kaplı. Evet. Bu özellikle sağlam olması için koruma camı. Daha önce S7, s kullanılan güçlü kamera yine burada kullanılıyor. Özellikle diyafram değeri ve düşük ışık algılaması açısından oldukça başarılı olduğunu görmüştük. İçerisinde 64 GB kendi hafızası var. 256 GB'a kadar micro SD kart takabiliyorsun. İşlemci olarak Exynos'un 8890 en güçlü Exynos'u kullanan modelle birlikte Türkiye'ye geliyor. Ama yurt dışında Snapdragon 820 kullanan bazı modeller var. Amerika'da, Kanada'da ve Çin'de biliyorsun bazı modem ve patent anlaşmazlıkları oluyor. Orada bir de Qualcomm'un sürümünü piyasaya sürüyorlar. 8 çekirdekli bir işlemci var yani. octa core deniliyor. 2.3 GHz'lik 4 tane güçlü çekirdek, 4 tane de 1.6 GHz'lik daha enerji tasarrufu sağlayan çekirdek var içerisinde. Yani son derece güçlü. Benchmark'larda da bunu incelemede göreceğimizi düşünüyorum. Peki RAM kapasitesi nedir? 4 GB RAM ile birlikte geliyor. Bu da güzel. Günümüzde Android'in RAM ihtiyacını fazlasıyla karşılamaya yeterli. Android Nuga çıktı. Bunda gelen yüklen işletim nedir? Recep, burada henüz Android Nuga yok ama Android Nuga güncellemesi planlanıyor. Şu an 6 01 Marshmallow ile karşımıza çıkıyor. 7.0'a güncellemeyi de planlıyorlar. Çünkü Samsung kendi ürün çıkarma tarihini kolay kolay değiştirmiyor. Senenin bu aşamasına geldiğimizde yeni bir not mutlaka tanıtılıyor. Samsung ilk defa Note 3 ile birlikte USB 3.0 ara birimi kullanmıştı. Daha sonra devamı gelmedi ama. Evet Ali yine USB 2.0 kullanıyordu. Bu defa tamamen köklü bir değişiklik olduğunu görüyoruz. Note 7 artık USB Type-C'ye geçilmiş. Evet zaten kuttan çıkan adaptörlerin amacı da bu. Daha önceki Gear VR gibi belli aksesuarlara sahipsen eski şarj cihazlarını kullanacak buradaki adaptörlerden faydalanabiliyorsun. Bak birden fazla adaptör kutu içerisine dahil. Bu güzel bir nokta. Bu uyumluluğu nasıl sağlayacaklar? Ekosistemi nasıl değiştirecekler diyorduk. Bunu adaptörle sağlamışlar. Ama her adaptörde maksimum performans söz konusu değil. Buna incelememizde bakacağız. Testlerle sizlerle paylaşacağız. Ama bu güzel bir yenilik dediğimiz gibi bu kavisli çizgileri çok daha güzel bir şekilde görebiliyoruz. Burada özel bir alüminyum alaşım kullanılıyor. Güçlü uçak endüstrisinde kullanılan. Samsung malzeme kalitesi açısından iyi bir iş çıkarmış daha henüz kutu açılışında telefonu ilk elinize aldığınızda ilk deneyimde bunu görüyorsunuz. Bunun haricinde önemli teknik özellikler sevgili izleyiciler detaylı incelememizi de sizlerle birlikte olacak. Ama gördüğümüz ekranın çözünürlüğünü de söyleyelim. 5.7 inçlik ekran 1440x2560 piksel ve özellikle Gear VR gibi sanal gerçeklik yüksek çözünürlük isteyen aygıtlarda iki gözünüze bölündüğü zaman iyi bir sonuç verebiliyor. Daha ayrıntılı teknik detaylar için de makalemize bakabilirsiniz. Evet tek tek teknik özellikleri de sizlerle paylaşıyoruz. O zaman bir kutu açılışının sonuna geldik diyebiliriz hocam. Evet bir başka kutu açılışında görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Ben Ali Güngör. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.